17, I took a can of gasoline and poured it out in between all this pain and suffering. When I was only 23, I made a portrait of you and me. I saw the world through tunnel vision, utopian disposition. Left you alone last night. You don't even recognize my mind. Günaydın. Boya günü ha bugün. Evet, bugün boya günü. Boyalarımızı anlatayım mı size? Anlat bakalım. Nasıl bir şimdi bakın, biz bu boyaları uzayda da kullandığımız için özellikle bunu kullanmak istedik. Şu Cadence markanın her yüzeye kullanılabilen boyasından. Şöyle göstereyim. Hem dayanımlı hem her yüzeye boyanıyor. Hem de renk seçenekleri aşırı çok. Biz şöyle deneyelim diye 5 tane bir söyledik istediğimiz tonlarda. Sonra denedik, bunu seçtik. Yatak odasında bunu yapacağız. Aynen. Zaten şey, krem rengi çok fazla tonu var. Tonunu bulmak çok zor. Ama bunun adı neydi? Kum taşı. Evet. Onu bulduk. Yeşilde de açık ada çayını kullanıyoruz. Evet. Bunlar bizim içeride çok güzel duracağını düşündüğümüz tam tonları yani. %100 Türk üreticisi olduğu için de tercihlerimizden biri evet. Oldu. Kapatıcılığı çok güzel. Her yüze uygulanır zaten. Bilenler biliyor. Ya bu Cadence markasının zaten hobi boyaları, cam boyası, kumaş boyası her türlü şeyi var. Bu da her yüzeye boyanan, hani bu mutfak dolaplarını, kapıları falan boyuyorlar fayansları ya. Fayansları bile boyuyorlar. Aynen, fayansları bile boyuyorlar ya. Yani o kadar tutunumlu, sağlam bir boya. O yüzden Cadence'i seçtik. Bunları nereden aldık? evimdehobi.com'dan aldık. Hemen hızlı gönderim var. Hem iletişim çok iyi. Evet. Hem de güvenilir bir site. Açıklamayı da bırakalım. Siz de evinizde bir yerleri boyarsanız. Tercih edebilirsiniz. Yani güvenerek alabileceğiniz bir noktayı söyleyelim dedik. Şimdi ilk yeşilimizle mi başlıyoruz Necmi Evet, abi? Evet, yeşille. Yatak odamızı açık ada çayı yapıyoruz. Evet. Hadi neden? Çünkü ada çayı ferahlığını uyurken de yaşayalım diye. Ada çayı güzeldir ama severiz. Evet, güzeldir. Necmettin abi, bunu kaç oranında sulandırıyoruz? 3'e 1. 3'e 1. Evet. Bu su bazlı akrilik boya bu arada arkadaşlar. İlk katı attık. İnce bir kat attık ilkinde. Bu folye istiyoruz. Bakalım ikincide daha da renk oturacak değil mi Necmettin? Aynen, evet. Yeşil ikinci kat atalım. Kilo 600 gramla yatak odası boyandı herhalde. Evet, ha? Yatak odası boyandı. Kremde 2 kilo 600 gram geçecek sanki biraz alt kat. Alt kata geçiyor. Üst kat da herhalde rahat. Aynen. 4 kilo falan gider. Yani gider. Toplamda biz 10 kilo, 10 kilo falan bitecek gibi. 10 kilo, evet. Nasıl atmak bu boyayı? Kapatıcılığı güzel, güzel güzel. Bir de koku falan yok ya, yok. Daha rahat değil mi abi? Koku yok. Deneyimlerin, koku. Beğendin yani boyayı. Çok güzel. Boyamızı karıyoruz. Şimdi bir güncelleme yapalım Hasibe'cim. Şimdi içeri girelim. Evet, şöyle girelim. Gösterelim. Kremimiz alt katta bir kat daha atıldı mı? Burası tamam. Şimdi biz en son ne yaptık? Şimdi tabancayla atıyorduk. Tabii ki tabanca çok düzgün oluyor. Böyle pırıl pırıl oluyor ama hem çok fazla boya sarf ediyor, yerlerde boyanıyor hem de bir şekilde örtmüyor. Emiyor. İnce attığı için emiyor. Çok evet. Kat atman gerekiyor. Yani 6-7 kat atman gerekiyor. O da artık yani fenalık getirdi. Biz sonra de... ruloyla deneyelim dedik. Küçük rulolarla. Biz üçümüz bir girdik buraya. Daha iyi sonuç aldık.
aldık. Biraz daha kalın attığı için, böyle bir tabaka oluşturduğu için daha düzgün duruyor. Hafif böyle bir rulo izi yapıyor ya, yani ev duvarları gibi. Göstereyim yakından netlere, şuradan netler belki. Burası şöyle, tam kurumamış. O yüzden yani gözüküyor. Daha fazla belli oluyor. Böyle yani hafif bir işte ev duvarı gibi bir hissi var ya. Buna okeyiz. Bu güzel duruyor bizce. O yüzden böyle yapmaya karar verdik. Bir de yukarıda dün yeşili yapıyorduk. Oraya çıkalım. Onu da anlatalım. Çıkalım. Şimdi dün yeşili yaparken şuralarda şey var ya böyle, özellikle esnek kontura yapıyor bu esnek kenarlarda. Esnek kontranın bir dokusu var. Boyayı yiyince biraz daha mı açıyor? Ne yapıyor? Böyle gözenek gözenek oluyor. Gözenek gözenek böyle sanki şey cırmalanmış gibi hali vardı. O yüzden ustamız buralara macun çekti. Evet. Her yere. Hatta şöyle göstereyim. Şu arka tarafında komple de bütün yanlarını çektik. Bak o kreması buraya vurduk. Burada krem daha belli oluyor. Wow, güzel olmuş gerçekten. Gerçi ikinci katta biraz daha açılıyor rengi ama şöyle şunun gibi oluyor, şuradaki gibi. Evet, açık daha iyi. Ya o bak, o net fark ettiriyor. Açık daha iyi. Biz şimdi aşağıda beyaz ışık yakıyoruz ya, evet. O yüzden çok açık krem gibi gözüküyor. Evet, ama doğru. Asıl krem rengimiz şöyle biraz daha kum taşı renginde. Yani krem yeşil rengimiz çok güzel. Aslında kamerada böyle daha mavimsi gözüküyor. Gerçekte de biraz beklediğimizden bir tık daha mavimsi çıktı. Ne kadar kaçtığını yerlerden de görebilirsiniz. Komple neredeyse muşamba yeşil olmuş. Buraları atalım derken 4 kat 5 kat boya attık ama hala yani tam istediğimiz kıvamda değil. Şöyle göstereyim. O yüzden buraları ruloyla tekrar boyayacağız. Şimdi üçümüz hep elden girdik mi birazdan çıkarız burada. Hadi gel şimdi üst katın kremlerini atmaya başlayalım. Hadi bakalım. Üçümüz birden. Haydi bismillah. Şimdi biraz aşamalardan bahsedelim. Gel şu salonda bahsedelim. Şimdi biz boyadık, bitirdik. Üzerine bir daha zımpara attığını görüyorum. Neden? Şimdi şöyle oldu. Bu macunlanan yerler var ya. Evet. Kontrayla onlar boyadan sonra böyle bir renk farkı gibi bir şey yaptı. Parlaklık farkı yaptı. Zemin farkı yaptı. Evet. Yama yama gözüküyor böyle. O da hiç hoşumuza gitmedi. İstediğimiz şey değildi. O yüzden tekrar zımpara yaptık. Zor oldu değil mi? Komple zımpara. Bayağı zor oldu. Evet. Ama hata. Evet. Komple geçtik. Ama bu da bizim tecrübe oldu. Siz öğrenmiş dostlar oldum. Kontra boyarsanız bol bol zımparanızı yapın. Evet, şimdi bol kalından bol inceye bir yüzlükle, bir 150'likle, bir 220'likle en son geçiyoruz değil mi usta? Evet, evet. Şimdi de bezle siliyoruz. Tozları da alıyoruz. Önce bir hava tuttuk. Ve bir de bizim kullandığımız astar da çok kontraya uygun değil. Daha çok MDF'ye uygunmuş. Şimdi farklı bir astar aldık. Bu bütün yüzeylere kullanılabilen, özellikle ahşap ve metaller için kullanılabilen bir astar. Bizim boyaya hazırlayacak. Zaten üstüne vurduğumuz boya her yüzeye kullanılabilen bir boya olduğu için. Ama kontranın su bazlı da emme gibi bir durumu var. Evet. Biz yani de yağlı boya yapmayacaksanız bir astar, bir şey uygulamak gerekiyor. Kontura da tecrübelerimiz. Evet. Zımpara bir ve sonra güzel bir temizlik ve evet, ahşap emmesin diye onu bir katman oluşturacak güzel bir astar. Böylece ne oldu? Boyaya tekrardan hazırlamış olduk. Bir bakın, de ha bu bizim işte astar. Orada yüzeyin güzel olduğunu gördük.
gördük artık. Yüzey farklarının gittiğini gördük. Bir de neye karar verdik? Bu rengin bir ton açığına. Evet, bu biraz bize gözümüze de koyu geldi. Hazır dedik, böyle bunları değiştiriyoruz. Rengi de değiştirelim. Bir tık açığını yapalım. Evet. Dedik. Şaşırtıcı olan şu ki alt katta bu renk açık. Üst katta çok koyu. Aslında bakma Sibel. Işık farkından biraz öyle duruyor ama yine de benzer yani. Renk çok büyük de fark yok yani. Ya tam hayal ettiğimiz bu değildi. O yüzden biraz daha krem tonlarına daha yaklaşacağız. Evet. Bunun birkaç ton açık ve daha sarıya bakanını sevgili Batuhan'la görüştük. O bize örneklerini yine yollayacak. Ya bu aşamalarda da zaten biz çok uğraştık ya. Evet. Sürekli Batuhan'la ne yapabiliriz diye Ümit sürekli konuşuyor. Batuhan her konuda bize yardımcı olmaya çalıştı. Uzaktan telefonda da olsun. Evet, sağ olsun. Onunla da iletişim kurduk. Bizim için de tecrübe, deneyim oldu değil mi usta? Aynen. Sen yoruldun bugün ama. Bugün o şafım çıktı. Allah kolaylık versin. Valla ben de şöyle bir yardım edeyim falan dedim de şu an kamera tutarken bile kollarım, omuzlarım yanıyor yani böyle. Ama kaymak gibi oldu yana bak. Evet, bir tane priz kalmadı. Çok şükür. Tam istediğimiz olacak inşallah. Şimdi astarımızı vuracağız ama öncesinde siliyoruz, temizliyoruz. Bir silelim aynen. Ben yeşilden devam ediyorum. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Bezler hazırlandı. Şimdi boyaya geçmeden önce astarı biliyorsunuz üst kata atmıştık dün. Bugün de alt kata atacağız. Bugünlerde hava güzel. Astarımızın kuruması için bu çok iyi bir şey. Evet. Bir gün daha fazladan da yukarısı kurumuş olacak. Bayağı iyi olacak. Evet. Bir yandan da boyalarımızı bekliyoruz. Boyalar gelecek. Yeşil salonun hazır ama alt kısmın yatak odası kısmın, yeşil. Evet. Ha, doğru. Yatak odasının yeşil, salon ve mutfağın krem rengi olacak. Salon ve mutfağın kremlerini de atmadan önce de astarlarımızı atıyoruz. Yukarısı jilet gibi olmuş yalnız kuruyunca. Evet, çok güzel olmuş gerçekten. Doğru işlem yapınca güzel oluyor. Evet. O zaman şimdi burayı silelim Asibe. Sonra vuralım boyamızı, geçelim astarımızı. Hadi vuralım, başlayalım geçelim. Bakalım. Bismillah diyelim. Miyav de. Salió el sol y yo quiero comer tu boca de desayuno. Un wake and bake y un mañanero pa' que me eleve como el humo. Chori, que bien te queda ese bikini. Bebe, contigo yo me voy sin bikini. Yeni günden herkese merhaba. Yine ne yapıyoruz? Şöyle tek tek renklerini buralara sürüyoruz. Buradan da arabanın içine götüreceğiz. Çünkü biz geçen arabanın içine götürmedik. Koyu kaldı. Evet ya, yani dışarıda mükemmel bir renkti. Tam şu krem gözüküyordu. İçeride çok koyu bir kahverengi gibi. Ya çok koyu değil de bir kahverengi gibi gözüktü. Ve bunu sevmedik. O yüzden hazır boyuyoruz. Bari tekrar kremini seçelim dedik. Bu arada yeşilin bir katını da attık gelmişken. İlk evet. Başta kargo gelene kadar. Şunların kargosu geldi. Şimdi bunlara bakıyoruz. Sonra ikinci katını kurudu bayağı baktık. Tekrar vuracağız. Hadi bakalım hangisini seçeceğiz? Hadi bakalım. Yeah.
Şimdi bu bizim önceki rengimiz. Bu dışarıda görmüştünüz aslında. O kadar bizim dış kremin rengine benziyor ki. Evet. Dedik ki kesinlikle bu. Ama içeri girdiğinde ne kadar koyu çıktığını görüyor musunuz? Evet. Biz şimdi fil dişine doğru geçtik. Evet, bu olacak. Tafi ile ikisinin arasında kaldık gibi oldu ama. Bu çok sarı gibi geldi. Biraz evet. Kum rengi gibi evet. Olsun diye. Tam da fil dişi sahiliymiş adı zaten. Evet. Onu yapınca bence bu bizim istediğimiz renk evet, ya. Evet, bu bizim istediğimiz. Şu koyu, şunlar pembe, mor gibi çıktı biraz daha. Tam istediğimiz şeylere çıkmadı. Ya, bu renkler krem rengi aslında. Şunların krem işte, rengi olduğunu. İşte onlarda her rengin kremi var. Bizim kremimiz buymuş. Fil dişi evet. Sahili. Yarın gelecek. Yeşilde neler yaptık? Gel oraya bakalım. Bayağı gördüğünüz gibi süt gibi çıktı burası. Gerçekten bayağı iyi olmuş ya. Evet. Şu an gözümü alamıyorum. Evet, tavanları da göstereyim. Bayağı bildiğiniz. Bu cincik olmuş ama maşallah diyorum. Biz yarın geldiğimizde boyalar gelene kadar bence bir kat daha atarız. Bir kat daha atarsak zaten bu oturur. Yani ama, şu an bile oturmuş ama ya şu güzel bir çok kat daha atarsak ya elimi değdirmek istiyorum. Bu arada istiyorum, kamerada biraz daha mavimsi gibi çıkıyor ama bir bakayım bir dakika. Orijinalinde daha ha, yani evet. Bir tık daha orijinali güzel, sakin böyle bir yeşil. Huzurlu bir renk seçtik çünkü uyandığımızda mis gibi uyanalım diye. Yormayacak bir renk bizim için bak, yeşil. Bak gözlerim bile mavi oldu neredeyse. Cidden mi? Benimkiler mavidir. Benimkiler evet. Yeşildir bu arada. Öyle. Yeşil gözlüm. Hadi gidelim. Yarın görüşürüz. Yarın kremleri boyayacağız inşallah. Evet. Yarın kremlerin ilk katında görüşürüz. Hadi hayırlı akşamlar. Senin tulumun biraz ince herhalde. Benim tulumum seninkinden 20 lira ucuz. Bu ucuzluğun verdiği incelik var ama senin. Ama önemli değil. Boya geçin o zaman. Olamam. Sıçradım her gün banyo yap, banyo yap. Karavanda alıştık ya banyo yapmamaya. Bir saçın da rutini oluşuyor öyle. Yapmadıkça kirlenme süren uzuyor. Ben bir haftaya kadar çıkarmıştım ne güzel. Bu böyle mi olacak? Seninki bayağı dağılmış. Tospik gibi oldu. Böyle bir şey yapıştırmışlar. Peki bayağı havalı ya. O zaman thank hazırsan. Güzelmiş. Ben böyle mi çalışacağım gerçekten? Çalışmış şey olmaz ya. Ne olacak? Kafasına mı? Daha önce biz bunu uzayın sökümünde giymiştik. Evet. Benim burada çift taraflı bantım var bak de gördün mü? Ama yapıştırdım bir daha çıkmaz değil mi? Yapıştırmayayım o yüzden. O zaman hadi görev başlasın. Keşke hadi. Ben de seninkinden alsaymışım. Hadi Teret abi. Biz başlıyoruz. Hadi bize göreve. Kolay hazır gelsin. Mısın? Kurmaları poşete koyunca kurumaması güzel değil mi? Şöyle bak. Suya koyacağımıza poşete koyduk. Hava almadı oldu. Bir de böyle bir kap ayarladık. Bu kapta güzel oluyor boyaması. Ayaklarımı görebiliyor musunuz? Göremezler. Kalkman lazım. Bunun ayaklarımı da poşetledim. Çünkü bot fiyatlarına bakmaktan korkuyorum. Botların kirlensin. Bu arada burası bayağı jilet gibi çıkmış. Ama biz dedik ki bir kat daha atalım da tam olsun. Bence çok güzel çıkmış renk aslında. Bence bugünün asıl olayı krem rengini boyamamız. Ama evet. Şurayı hızlı hızlı bir boyayalım çünkü çok hızlı boyuyoruz. Sonra krem rengine geçiyoruz. Yatak odasının son katını atıyoruz. Şurayı çalkalayalım mı? He, çalkalamadım. İyi böyle sevdim ben. Her şeyden koruyacakmış sanki beni gibi bir his var. Oh. Şu yoğurt. Bidonda rengi baksanız ya. Bu rengi daha güzel bence buradan da. Gerçi evet. Benziyor ya. Ama bir tık daha yeşil burada. Yaş rengi daha güzel. Yaş rengi daha güzel bence de. Yeşilimizin ikinci katı da bitti Asibe'cim. İki mi üç mü? Şey üç. Son kat işte ya. Bu tamam. Burası artık kaymak oldu artık. Yeter yani. Bir şey diyeceğim. Bunları artık çıkartacağız. Şu tozdan ve pislikten kurtulacağız mutlu. Ama kurusun. Boya kurusun. Boya yapışır tabii doğru. Ha doğru. Çok toz var çünkü burada zımpara evet. Falan da yapıldı ya. Bu poşetleri moşetleri hepsini temizleyeceğiz. Şundan kurtulalım artık. Çok gıcık kaptık biz de. Aynen. Artık bunaldık. Bezdik. Burası bizim yatak odamız arkadaşlar. Tanıştıralım. Bitmiştir. Yerleşince çok güzel olacak inşallah. Hadi bakalım gidelim. Şuranın kremini bir vuralım bakalım. Azıcık elimiz dinlensin mi? Dinlensin oraya gidelim hadi. Hadi görüşürüz. Evet kremimiz de hazır. Şöyle göstereyim. Fil dişi sahili. Fil dişi sahili. Çok güzel bir renk çıktı. Bunu yıkadık bu arada. Bir tane tahta elim ben tavanı yapayım. Sen duvarları yap.
Haydi bismillah. Ne yapalım? Bir dahakine biraz daha koyarız, katılaştırırız ikinci kolumuzu. Şeyden mi acaba, ruloya emdiremedik mi boyayı? Valla ben bayağı emdirdim ya. Hep sıçrıyor suratıma. Şeyler, muşambalar. Aşırı terletiyor. Evet, ellerimizden aylon değil, her yer vıcık vıcık. Çok terledik. Nasıl bu kadar sıcak benim? Şöyle buradan göstereyim. Komple vurduk ama alt kat var daha, birinci katı. Ne yapacağız? Saat kaç ki? Saat kaç, bak bakalım. İlk kat bayağı güzeldi. Bir de öbür taraftan çekeyim. 5.30. Atarız ya alt katın ikinci katını. Yetişir miyiz? Bu taraftan da göstereyim. Vay be. Şu kadar yer, rulo salla salla insanı mahvediyor. Neyse, buranın birinci katı bitti. Kuruyunca mat olacak ya, o zaman daha güzel gözüküyor. Evet, şu an bir de ışık yansıyor ya, o yüzden. Şuraya ışık yansıyor, burası sanki beyaz. Aslında burası rengimiz şurada. Bak, burada da yansımadan ışığı aldığı için farklı duruyor. Evet. Asıl renk şuradaki gördüğümüze en yakın çıkan. Ama kuruyunca daha güzel çıkacak. Evet, tabii bu kuruyunca bir tık daha değişiyor renk. Alaska'nın içi fil dişi sahilleri oldu. Fil dişi sahilleri. Hadi gidelim, biraz dinlenelim. Dinlenek. Toplanıyoruz. Alt kata vurmadık çünkü omuzlar koptu. Evet, çok yorulduk. Yani saat 6'ya geliyor artık. Dinlendik biraz ama yemek yememiz lazım. Şimdi de o yüzden eve gidiyoruz. Yarın bir ara gelip ilk katını atacağız. Hadi gidelim eve. Hadi iyi akşamlar, yarın görüşürüz. Hazır mısın? Günaydın. Take me out tonight and send me on my way. I'll have a little too much. And I'll take your absent words as a sign you were always. Nasıl gidiyor? Çok sıcakladım ya. Ben çıkarttım tulumu valla. Olmuyor, tulum da çalışılmıyor. Bir de... Daha bakın şu kadarcık tavanda boyadım. Ben bu kadarcık boyadım. Sırılsıklam yaptı bizi ya. Elim çok koptu, ne yapacağız? Valla biz dinlenmeden her gün gelip gelip boya ata. Ya az artık... az yapıyoruz da her gün geliyor. Kollarım koptu artık valla. Aynen, benim şu kavrama şeyim bitti. Benim de omuz çürüdü. Tavanı yapa yapa. Şöyle boyayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bugün bir kat atalım da gidelim. Şu üst kat attık ya. Burası da... daha koyu atıyoruz. Bence burayı iki katla çıkarız gibi. Ne olacak bu iş hallerimiz? Bir kurtulamadık şu boyamadan. Bilmem neler. Vallahi bir daha var ya, karavan yapacağım falan de senden bozuşuruz. Bak, söyleyeyim, söyleyeyim. Ben bir bak, daha asla karavan yapmıyorum. Arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bakın, uzayı yaparken şu lafı etmişim. Yapım aşamalarında ta. Bundan sonra da karavan yaparsam çok artık çift katlı abi, otobüs olur demişim. Bakın, burada da söylüyorum, yapım aşamasında bir daha karavan yapmıyorum. Evet, bu artık ustalık eserimiz ve final. Finito. Hasibe'cim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok az kaldı, bir saniye hemen bitecek. Yani yukarı gidelim istiyorsanız bir de. Kurumuş yerlere bakınca daha güzel renkli. Birinci kat komple bitmiştir şöyle şuralarda. Bravo! Bu tebrik ışığı kullanalım ediyorum. Ya içeride karanlık oluyor ya. Arada böyle bir çekim yaparken elimi alıvereyim. Tavana değdirme ıslakla. Aha, çok yakınmış. Yalnız çok tam güzel, evet, bence. Çok güzel çıktı bence. Arkada da müzik çalıyor ha. Telifler geliyor, kapat. O zaman hadi yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Kalite kontrol mü yapacağız? Evet. Son katı atmadan
Belki bir kat daha atarız. Yatak odasında 3 kat attık. Çok güzel çıktı. Şimdi burada tabii bir karanlık sıkıntısı var. Göremiyoruz. Belki şu... Bakayım onu takınca ne olacak ya? O çok beyaz. O çok çirkin gösteriyor ya. Aa, ama bir dakika. Beyaz ışıkla çok güzel çıktı rengi. Şöyle bir bakalım. Dur ben size bir bakayım. Sizin nasıl gözüküyor? Şey, gri, bembeyaz, ameliyathane. Buradan nereden baksam hiç renk yok gibi kamerada. Ama burada güzel gözüküyor. Beyaz ışıkla çok güzel durdu. Bir kat daha boya istiyor gibi. Evet, istiyor. Bir kat daha rahat istiyor yani. Şöyle söyleyeyim, artık Ramazan da gelmeye başlıyor. Az kaldı. Evet, çok az kaldı. Ramazan geldiğinde biraz daha yavaşlayacak mecburen. Bıyığın da boya olmuş, hadi bakalım. Aa, yoğun bıyığın. Artık şuna karar verdik biz. Acele et, acele et, acele et. Bu sefer yaptığın işten zevk alamıyorsun. O yüzden bu süreçte tabii ki bir an önce bitirmek, yola çıkmak bizden daha çok istemezsiniz. Emin olun. Aynen yani. Öyle. Bir de bu hayata alışmış biri olarak artık şehirde yaşamak bize aşırı zulüm oluyor. Bir şekilde de yola çıkacağımız günü de inşallah Allah nasip ederse biliyoruz ki bitecek bir gün ve çıkacağız. Evet. Biz bu arabaya Ağustos'un başında başlamışız. Ağustos'a kadar bile sürse ki bence o zamanlara kadar asla sürmez. Bir sene bile sürse ki biz uzayı bir senede yapmıştık. Yani uzayı bir senede yaptık ki bunu da görüyorsunuz artık biz yapıyoruz yani. Evet. Mobilya kısmında bizi daha net anlayacaksınız. Biz buraya bir mobilyacı sokarız. Bu arabayı bir haftada da bitirebiliriz. Aynen. İki haftada da bitirebiliriz. Hemen siparişi ver. Tak 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 mobilyalar gelsin. Kurudur, yerleşsin. Yerleşirsin. Vur çıkarsın. Git yola. Ama bizim derdimiz en hızlı karavanı yapmak değil. Gerçekten sanat eseri gibi böyle çıksın. O mobilyada da, mutfakta da, banyoda da ve içerinin koltuklarında vesairede de hepsini biz yapmayı düşünüyoruz. Kafamıza uygun bir usta bulursak tabii ki destek alırız. Ama muhtemelen hepsini biz yapacağız. Biraz belki zaman alabilir. Yolda fikrini değiştirebiliyorsun. Burada ustaların suçu da yok. Yani biz ekstrem şeyler evet, istiyoruz. Biz... Yani biz olmayacak şeyler. Adam onunla uğraşması için belki tık 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 toplasa daha hızlı iş yapacak. Adamı da zora düşüren bir şey. Bizim vakitle ilgili bir problemimiz yok ki. Ha çıkmışız Haziran'da, ha çıkmışız Nisan'da yani. Ha Nisan'da çıkmasak da Haziran'da çıksak ama tam istediğimiz gibi kendimiz yapsak daha mutlu olacağız. Ya bir de bilmiyorum yapma aşaması aslında keyif. Sadece kendini strese sokup hadi yetişecek şu zaman çıkacağız diye yapmadığın zaman evet. Yapmak çok keyifli ama kendini strese soktuğunda bu sana eziyet bir iş gibi geliyor. O yüzden biz de sürekli olarak kendimizi durduruyoruz ve diyoruz ki hayır keyif alacağız. Bakın karavan yapan arkadaşlar bizi çok net anlarlar. Normalde bir panel van bile neredeyse 7-8 ay sürüyor ki büyük bir otobüs yapmaya kalktığında bir yılda yaptığın zaman mutlu ol yani. Lan bir yılda otobüsü bitirdim diye sevin. Biz iki katlı otobüsü bir de böyle hani dışını mışını söküp komple baştan aşağı yenilemek 6. ay bitti. Herhalde 7. aya evet. Başlayacağız. Yani bu kadar sürede buralara gelmek bizim için gerçekten mucizevi geliyor bize. Valla çok şükür. Evet. Tabii ki sabırsız olanları görüyorum onu. Hadi bitsin, hadi bitsin. Bunu yollarda gezmiş halini görmeyi biz de çok istiyoruz. En çok biz istiyoruz. Ama böyle kolay bir iş yapmıyoruz. Yani bunu bilin. Hadi bitmedi mi, hadi bitmedi mi? Ya bitmedi. Beni de strese sokuyor. Ben de bitireyim bir an önce. Çok geç kaldık falan gibi hissediyorum. Sonra aya bakıyorum 6 ay geçmiş. 6 ayda arabayı baştan aşağı yenilemişiz. İçini kaplamışız. Ve hayal ettiğimiz yani, noktaya da getirmişiz gerçekten. Ya buralara gelmişiz ki daha ne kadar hızlı olabiliriz diyorum. Bundan sonrası hırs olur. Bir şeyleri acele edip bir an önce bitirme gibi bir duruma gelir. Arkadaşlar tekrar noktayı koyalım. Dünyanın en hızlı karavanını yapıyoruz iddiasında değiliz. Ama dünyada en iyi çift katlı karavanı yapıyoruz. Bizce. Bizce diyebiliriz. Ve emin olun bu bir senenin altında kalacaktır muhtemelen. İnşallah. İnşallah. Ve bu süre zaten bence çift katlı bir karavan için çok iyi yani. Uğraştınız ama değdi dersiniz. Zaten bilenler biliyorlar. Onlar da diyorlar zaten. Yorumlarda görüyorum. Onlara da çok sevgilerimi gönderiyorum. Çok iyi gidiyorsunuz. Gelenler de burada canlı canlı görenler var aranızdan gelip helal ziyaret olsun, edenler. Bekliyorlar. İnanamıyorlar. Yani diyorlar ki herkes ortak noktası şu. Gelen diyor ki videolarda daha küçük gözüküyor. Bu videoda şey? Anlaşılmıyor diyorlar. Evet yani şurada bir gün bizim çalışmamızda yanımızda şöyle bir hafta gelseniz emin olun dersiniz ki abi siz ne yapıyorsunuz ya? Siz kafayı yemişsiniz dersiniz. 6 aydır yani şuraya geldiğimiz, gittiğimiz, çalıştığımız zamanları düşünüyorum da inanılmaz gerçi performans verdik yani. Gerçi benim için nasıl biliyor musun? O otobüsü sökerken sanki şey 3-4 sene öncesi falan gibi bana böyle öyle bir hissim var açıkçası. Evet, İnsanoğlu işte kuş misali. O kadar asosyal kaldık ki artık.
artık evet. Kimseyle görüşmüyoruz. Sürekli Alaska'da çalışıyoruz ve birbirimizle sohbet ediyoruz. Hani şu kamera bizim için kamera değil böyle. Birileriyle dertleşme yeri gibi hissettiğimiz şöyle, için. Şöyle yorumlarda siz bize cevap veriyorsunuz. Biz de çoğunlukla yorumları okuyoruz ve cevap veriyoruz. Evet. O zaman zaten şey biz birlikte muhabbet etmiş oluyoruz. Ya şu an biz size içimizi döküyoruz. Yani evet. Bir arkadaşımızla sohbet edeceğiz ya. Onları anlatmadan ne anlatırsak burada size anlatıyoruz. Sizin varlığınız da bize de çok güzel bir enerji veriyor. İnanın belki bazı noktalarda çok yorulup belki bırakıp biraz böyle bir dinlenelim gidelim sonra gelelim diyebilirdik. Ama o güzel yorumlar, güzel mesajlarla 6 aydır müthiş bir performans. Çak be Asbe'cim. Çak. Bir de bugün aldığımız şey bizi çok gaza getirdi. Bugün aldığımız şey gerçekten. Diyeceksiniz ki bunu nereden buldunuz ya? Tam olması bunu gerektiği. Bunu nereden buldunuz tam diyeceksiniz. Çok Allah denk getirdi diye anlatacağız sonra. Bakın iddia ediyorum. Bence karavan bittiğinde çift katlı otobüs falan evet eşsiz bir şey ama iç tasarımıyla eşi yok. Benzeri yok. Kafamızdakileri bir döker ya. Bak ben büyük konuşuyorum. Bakın haklı eşi ben. Benzeri yok. Bu başka bir şey oluyor yani. Bu tasarım anlamında o hani tasarım videosunda izlediniz. Oradan koptuk gittik biz ya. Başka yerlere gerçekten gittik. Gerçekten inanılmaz şeyler yapacağız. Karavan turunu aşırı heyecanlıyım ya. Bir an önce çekmek istiyorum. O karavan turunun içinde neler yapmışız size bir an önce göstermek bir istiyorum. Demin konuştuğumuz gibi acele etmeye gerek yok. Hepsi zamanı gelince olacak. Hayır haftaya bitiyor karavan turu. Hepsi zamanı gelince olacak. İnşallah biz keyfini çıkararak güzel güzel çalışacağız ve ne zaman biterse o zaman bitecek. Her buradan şeyin zamanı vardır. Edit yapan Ümit'e de kusura bakma. Biliyorum yine akşam çenemiz düştü. Akşam oldu. Gerçekten akşam oldu ve Ümit konuştu. Fark ettin mi bilmiyorum. Çenemiz düştü. Kusura bakma. Sen şimdi editlerken ya bir susun artık diyorsundur. Kesilmemiş ve yaklaşık 20 dakikadır konuştuğumuz şu son kısımla. Şeydim kart bitmiş olabilir. Size vedaydır. Nerede video bit kesildi burada. Evet. Hadi o zaman yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi akşamlar. Bitmemiş. 11 dakika ayrıca çok da değil gayet. İkinci kat boyamızı hazırladık. Hasibe'cim giyinmiş. Ben good bugün morning giymeyeceğim. Ama maalesef kamerayı getirmişim de kartı getirmemişim. Bunları zaten bir araya getirmek kameranın bataryası, kamera ve kartının üçünü bir araya getirmek her zaman zordu. Şimdiye kadar yaptığımız için kendimizi tebrik ediyorum. Yapacak bir şey yok. Biz bugün bu ikinci katlarını atacağız boya. Biz pazar günü dinlendiğimiz için inşallah alt katı, üst katı hepsini yapacağız. Sonra da naylonları sökeceğiz. Aşkımı çeker misin? Şöyle göstereyim. Boyarken çok görüntü almayacağız bugün artık. Aynen. Zaten boya aynı. Bir haftadır boyayıyoruz. Siz de gördünüz aynen yeterince. Finalinde görüşürüz belki. Biz gidelim hızlı hızlı. Görürsünüz zaten sonucu. Evet sonucu gösteririz size. Tamam. Hadi bize kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Evet telefonla çekeyim dedim de pırpır yapıyor ya ışık. Şu ışık. Kapatsam nasıl çeker? Kapatsan da karanlık olur sanki. Ama şöyle arkadaşlar net şuraya kadar geldik. Net rengi diye. İlk vurduğumuz açık oluyor sonra koyulaşıyor. Tam ne kadar gizliyordu şu an burası. Disko disko partizane. Koyu yerlerde daha tabii şey duruyor. Ay çok kötü be. Arkadaşlar gözleriniz için çok özür diliyoruz ya. Kapattım evet, bu ışıkta çekim yapmayalım. Ay, bitince artık açarız bitince ya ışığı görürüz. Kapatıp. Hadi gidelim. Ya biz var ya gerçekten normal insanlar değiliz ya. Gittik şimdi ikinci katı attık. Buranın aslında ikinci katı bitmişti arkadaşlar. Ama üçüncü renk de... Üçüncü kat bitecekti yani. Evet şimdi şu an bitmişti normalde boya. Ama biz ne yaptık? Kum taşıyla... Ya kum taşı biraz bize pembe gibi geldi rengi tamam mı? Yok fil dişi bize şey, pembe pardon, gibi geldi. Kum taşı da kahve gibi gelmişti. Şimdi bunların ikisini biz karıştırdık. Acık da içine tafi attık. Derken... Tam istediğimiz renk evet, oldu. Evet. Yani şöyle şuradan tabii karanlık olduğu için artık hiç anlaşılıyor ama ya, kamerada. Şöyle şu an koyu gözüküyor. Gerçeğe göre daha koyu yani gözüküyor. Hiç alakası bile yok buradaki renkten kameradaki evet. Ama tam istediğimiz renk oldu. Okey. Yani kremin çok tatlı bir tonunu yakalamak istiyorduk biz burada. Şurada taş belki. Rengi. Şu dışarıyı da görürse bak. Şu renge çok yakın evet. Ama bunun bize nasıl bir zararı oldu? Şimdi bakın şöyle tavana yansıtırsam şöyle koyarsam. Gözüküyor mu ki? Rulo izleri gözüküyor. Çünkü evet. Farklı renk. Bir tek kat boya gibi oldu. Bakın şuralar daha net anlaşılıyor. Rulo izi kaldı. Renk yapmak benim için o kadar anlamsızlaştı ki zaten aynı işi görecek. Tahtada görecek, beyazda görecek. Niye bir şeyi böyle boyayıp ya bizde bak renk, tonunu tuttum. Renk takıntısı var. Herhalde şu arabayı 10 kez mi boyadık? Ne yaptık ya? Bir biliyorsunuz boyadık, hata yaptık, batırdık orada. Gittik tekrar zımpara attık. Zımparayı iyi atılmadı diye tekrar zımpara attık. Makineler rahattı ama makine ince attığı için kapatması daha zor oluyor.
kapatıyor. Rulo daha iyi kapatıyor. Bu ilk katta biraz rulo izleri kalabiliyor şöyle sizde. Çünkü altındaki farklı daha açık renk yani. Evet, o yüzden ikinci katı attığımızda ama çok güzel çıkıyor. Cillop yani. Alt katı da boyadık, üst katı da boyadık. Bugün komple arabayı iki kere boyadık Asibe'cim. Kol mol bitti benim. Ve yani kendimi çok iğrenç, anlamsız, böyle bir saçma hissediyorum. Yarın son katımızı atıyoruz. İnşallah son kat. Çünkü artık bundan sonra başka boya yok. Yok, evet. Zaten son boyamızda karıştırdık hepsini birbirine. Güzel bir renk elde ettik. Yarın son kat atıyoruz ve boyaya elveda diyoruz. O zaman Asibe'cim kolda benim kopmuşken telefonu tanıyorum. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar yarın. Görüşürüz. Günaydın, günaydın. Son kat atmaya hazır mısın? İnşallah son kattır. Allah'ım ya Rabbim, ne olur son kat olsun ya. Ne boyadık be. Çok boyadık. Nasıl olmuş ama? Güzel güzel. Gayet iyi duruyor. Şöyle. Nimet. Tokyo bir elma severdir. Şimdi şovu izleyip Tokyo. Hadi yakala. Hop. Ah yakalayamadı çocuğum normalde ya. Normalde yakalıyor, bir saniye bunu saymayın. Bunu saymayın bir daha. Hadi. Hop. İşte bu. Bravo. Maşallah kızıma. Artık krem rengimiz yukarıda bitti. Bir de öbür taraftan çekeyim göstereyim size. Ama çok güzel oldu be. Şöyle şuradan da göstereyim. Krem burada bayağı gerçek rengini veriyor. Ama sarı ışıkla çok daha güzel bir renk oluyor. Biz de zaten içeride beyaz ışık kullanmayacağız. Şimdi alt kata geçiyoruz. Sonra bu poşetlerden kurtuluyoruz. Beklenen an geldi artık. Gerçekten 2 haftadır bu anı bekliyorum. İçimiz şişti artık. Bu camları bir açalım. Önce şuraya açalım da Sivacım. Yani. Bir ışık diyorsun ya. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Ne yapıyoruz bunları? Bunlar sobada yapılır. Kağıtlar sobaya, naylonlar. O zaman kağıtları şöyle ortaya toplayalım. Ne diyorum, karanlık karanlık. Thank you.
Anne diye. Yine de altına toz girmiş. Az girmiş yani. Evet. Ya bitmiş gibi bir şeysi var ha şu an. Evet. Bitti karavan. Bitti, yola çıkmaya hazırız. Hadi. Sadece şey, araba hazır değil. Biz hazırız da araba hazır değil. Evet, onu biz aşağı kıldırsak daha da tozu dışarı çıkartmadan. Öyle yapacağım da tutacak hale getirmeye çalışıyorum. Şöyle. Aşağıdan çuvala tıkar atarız. İnşallah açılmaz. Hah, süper. Hop be, şuna bak. Hadi gel, yatak olsun da sokuyorum. Yani nereden baksan temiz sayılır. Ooo, buraya patladı. Ooo, çok hoş. Yedik mi varmış? Ahşapla yeşil de yakışıyor yalnız. Değil mi? Mesela. Ahşapla yeşil. Bayağı güzel oldu he. Şuna bakın açılınca. Temiz ya, ay çok şükür. Şimdi sıra geldi bu yanları kaplamaya. Ondan sonra tertemiz çıkacak kadar. Sonra parke döşeyeceğiz, sonra fayans döşeyeceğiz, sonra mobilyalar. Ne yapacağız, mobilya yapacağız. Daha var iş ama olsun, güzel gidiyoruz. Olsun, çok güzel maşallah çıkıyoruz. Ya, çok şükür. Bu hafta böyle geçti. Güzel bir boyama işlemleri oldu. Baştan yanlışlar yaptık ama sonra doğru yolu bulduk. Ya bir boya insanı ne kadar yorabilirse artık maksimum seviyede yorulduk bence. Evet, 1,5 haftadır boya boya şu kolum artık şu tavanlara süre mahvoldu. Aa, bitti, çok güzel oldu. Evet, şimdi sesini şuranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Ay çok şükür yani. Şu merdivenin. Merdivenimiz çok harika gerçekten. Evet. Maşallah. Şimdi bundan sonra artık hızlıca şuralarda bir ekler var. Şu oturma yerleri falan, oraları üstleri kapanacak. Bir oralarda biraz bir parçamız var. Şurada var. Buralar kapanacak artık. Sonra muhtemelen önümüzdeki hafta bel altlarını kapatmaya başlarız biz. İnşallah hızlı giderse de tık 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 yapıp yetiştiririz bir an önce. Biz de rahat ederiz. Yerlere aynen başlarız. Ya ben zaten hiç korkmuyorum yerlerden. Çünkü yerler tık 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 içine birbirine geçmeli ya. Çok basit gidiyor benim için onlar. Yani ince işçilikler olacak bundan sonrasında. Tabii ki acele etmediğimiz zaman da daha da keyif alıyoruz. Kararlıyız. Bundan sonra bu modda devam edeceğiz. Evet. Keyif alacağız. Yavaş olsun ama keyifli olsun. Yani bu evet, anlar çok güzel aslında. Evini yapmak. Yani evimizi kaç kere çift katlı otobüs yapacağız? Böyle kocaman bir otobüsü eve dönüştüreceğiz. Bir de kafamızdaki yapacağımız şeyler de böyle aceleye gelecek şeyler değil. Evet. Sanat eseri gibi bir şey yapacağız inşallah. İnşallah. Müthiş bir ev olacak inşallah. Karavan camiasına çok güzel fikirler vereceğiz. İnşallah. Kafamızdaki şeyleri yaparsak yapacağız da inanıyoruz. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu arada videoyu bitirmeden de tabii ki üzerinden zaman geçtikçe insanlar normal rutinlerine dönüyorlar ki normal hayatlarımıza devam etmemiz de gerekiyor. Ama deprem bölgesinde zarar görenleri unutmayalım. Evet. Onlara yine dokunmayı, onlara yardımlarımızı ulaştırmayı unutmayalım. Bu videonun da sonuna gelelim. İnşallah haftaya görüşürüz. Haftaya inşallah çok güzel olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok beğendik açıkçası. Aynen. Çok of sindir. Çok şükür ya. Bir de böyle görmek ne güzel ya. Sanki bitmiş gibi hissim var. Evet, şu an benim de şu poşetleri özellikle söktükten sonra
ortaya çıkan şeyler, yani şu aşamaya gelmek, çift katlı otobüsü bu hale getirmek gerçekten çok mutluluk verici ikimiz için de. Helal olsun be. Çak. Bu süreci beraber geldik. Hadi hop, hep beraber çakalım. Extra effort to sound living. And these pretenders, they so pretentious. I hope they understand I'm seeing through it. I speak a fluent, I never do this. And now the DMs, they be popping. Every single time they dropping now. Bunch of boys in the gram, I swear. You need a man with no Peter Pan, I'll take it there. And you been looking like a really be a target. And I want you like you want me, baby girl. Let's get it now. Like baby girl, come read about it. I be about it, come see about it. These boys are lies, their pants are fire. I'm just a fire, you get for high. But I'm all yours, baby, I'm all yours, baby. I can't lie, no, just slip by my fire. It's the heart of the cuffing season, you know. It's cold outside, won't you just come in, I got you, you know. Forget them boys.